Sene 1946. Aralık ayı. Uçan kalecimiz Cihat Arman yedek subayla gideceğinden yerine Beyoğlu Spor'un serbest kalan kalecisi Şalapi'yi almak üzere Beyoğlu Spor Kulübü Başkanı Ohannes'e giden Genel Kaptan rahmetli Rüştü Dağlaroğlu'na Ohannes, "Rüştü Bey, kaleci Şalapi tamam ama ben size bir futbolcu tavsiye edeyim." Sanki anasından Fenerbahçe'nin oyun sistemi için doğmuş bir delikanlı. Adı da Defter. Galiba şimdi askerdeymiş. Onu mutlaka bulun ve alın. Sonra da bana dua edersiniz diyor. Lefter'in Diyarbakır'da askerde olduğunu öğrenen takımımızın sol beki Ruhi Karaduman, orada emniyet müdürü olan babasını araya sokarak terhisinde doğruca kulübe getirilmesini sağlıyor. ...23 Nisan 1947 günü takım Şeref Stadı'nda Vefa ile oynayacağı milli küme maçı için salı günü yapacağı son antrenmana Lefter'i çağırıyorlar. Dağlaroğlu bu ürkek tavırlı, ufak tefek kavruk genci Macar antrenör Molnar'la tanıştırıyor. İlk bakışta çoğunluğun gözü pek tutmuyor Lefter'i. Usulen A takımda oynanacak hazırlık maçında B takımının forvetinde forma veriyorlar. Sonra ne mi oluyor? Bu ufak tefek kavruk genç A takımın as kalecisi Hüsniye tam 4 gol atınca garibim duş bile almadan sessizce kaçıp gidiyor kulüpten. Tam 10 gün Lefter'den ses seda çıkmayınca merak ediyorlar. Kulüp müdürü rahmetli Reşat Erte Lefter'i Büyükada'da bulup kulübe getiriyor. Dağlaroğlu başı önünde eğik oturan bu utangaç gence soruyor. "Evladım, o gün bir Allah'a ısmarladık bile demeden neden kaçıp gittin öyle?" Lefter'in cevabı ise çok ilginç. "Efendim, beni affedin. Abilerime maçta gol atınca hem utandım hem de korktum. Kimseye görünmedim bu yüzden. Ayrıca Beşiktaşlı Şükrü abiyle Galatasaraylı Reha abi orada seni harcarlar. Sen bize gel diye asılıyorlar." Deneyimli yönetici Rüştü Dağlaroğlu'nun o sırada hasta yatan Lefter'in babası için ilaç parası olarak uzattığı 200 lirayı sıkılarak alırken gözleri doluyor Lefter'in ve "Çok teşekkür ederim. Evelallah bu paranın kaç katını Fenerbahçe'ye ödemeyi namus borcu sayacağım." diyordu. Evet, söz verdiği gibi borcunu çok fazlasıyla ödedi kulübüne Lefter. 1947 senesinde sırtına giydiği sarı lacivertli Fenerbahçe formasını 16 yılda tam 615 defa şerefle taşırken rakip kalelere de 423 resmi gol attı. Artık ağızlardan düşmeyen yeni bir slogan vardı Türk futbolunda. Ver Lefter'e, yazsın deftere. İkinci Cihan Savaşı nedeniyle